Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkmaya devam ediyor. Selimiye Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş olan tarihi konağın turizme kazandırılması için restorasyona başlayan ekipler, yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. Ordu'nun tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kentimizde yıkılmaya yüz tutmuş olan tarihi binaların restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda Selimiye Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan 1930'lu yıllara ait tarihi konağın restorasyon çalışmalarına başladık. Yıl sonuna kadar projeyi tamamlayıp konağımızı kentimizin tarihi ve kültürel miraslar arasına kazandıracağız dedi. Proje kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Başkan Yılmaz, 1930'lu yıllarda yapılan metruk ve atıl durumda bulunan konakta ekiplerimiz, ilaçlama ve temizleme yaptıktan sonra konağın sağlam bölümlerini ayrıştırdı. Tahrip olan kısımların ise yıkma ve sökme işlemlerine devam ediyor. 2013 yılında kamulaştırılarak Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen konak, aslında uygun olarak restore edilip ilimiz turizmine kazandırılacak diye konuştu. 35 metrekarelik alanda ve 1000 metrekare kapalı kullanım alanında 3 katlı konakta yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen ve projeye danışmanlık yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığından emekli Profesör Doktor Zeynep Ahunbay, Karadeniz bölgesinin geniş bir kültürel yapıya sahip olduğunu söyledi. Karadeniz'in tabii geniş bir kültürü var. Bu da yaşam kültürüyle ilgili olan bir kültür mirasımız. Bunların değerlendirilmesi bizim için önemli. İnsanlara kitaplarda birçok şey okutabilirsiniz ama birebir görmesi 19. yüzyılda, 20. yüzyılın ilk yarısında insanlar nasıl yaşamışlar, ne tür bir mimari üretmişler. Bunların yaşayan örneklerini yapabilmek için, saklayabilmek için yerel yönetim bir çaba gösteriyor. Ben de bir Karadenizli olarak buna katkıda bulunmak istedim. Bu çevrede genellikle alt katı taş, üst katları ahşap iskeletli bir sistem var. Çatılara bakılmadığı zaman bunlar çürüyor, su alıyor ve o daha aşağılara doğru gidiyor. Daha sonraki dönemde tek aile evinden çok kullanıcı ya dönüştüğü için de bir sürü ek yapılmış. Bu molozlarda o eklerin temizlenmesi. İlk tasarımını ortaya çıkarmaya çalışan bir çaba var şu anda. İnşallah uygun malzemeler ve teknikler kullanılarak ayağa kaldırılacak.